Güzel söz, hani burada diyor ya, güzel sözlere sevk eder diye. Güzel sözden maksat Allah'ı zikretmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır, nasihat etmektir, iyiliğe emretmektir. Bunlar güzel sözlerden maksat budur. Salih amellerden maksat da, Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmek, Allah'ın haram kıldıklarından uzak durmaktır. O zaman bu ikisini ümmet birleştirmeli, insanlar birleştirmeli. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuştur. Allah'ın celalini zikredip onu tesbih, tekbir, tahmid ve tehlil ile ananlar arşın etrafına götürülürler. Arının dolanışı gibi onların dolanışları vardır. Sahipleri orada zikredilir. Sizden biriniz Allah katında anılabileceği bir şeyin bulunmasını istemez mi? İbn-i Mace İmam-ı Hanbel. Bakın kim Allah'ı zikrederse, teşbih ederse, tesbih ederse, Allah'ı tenzih ederse, Allah'a ibadet ederse ne oluyormuş? O kimse Allah'ın arşının etrafına götürülüyormuş ve arşının etrafında arının dolanışı gibi dolanıyorlarmış ve orada da onlar zikrediliyormuş. Dikkat edin buna. O yüzden Allah'ın celalini zikredip bakın Allah'ın celalini zikredip tesbih edenler, tenzih edenler Allah'ın arş alasında dolaşacaklar.